Değerli izleyenlerim, bugünkü programımızda beddua caiz midir? Bunun üzerinde bazı değerlendirmeler yapacağız. Malum dua Allah'tan istemek anlamında, hayırlısını istemek. Beddua ise kötü şeyler istemek. Normal şartlarda insan dua eder. Başka hem kendisi hem başkaları için faydalı şeyler Allah'tan ister. Ama bazen bu insanların beddua ettiği de oluyor. Ve beddua normal şartlar altında hoş bir şey değildir. Cenab-ı Hak İsra suresinde bir ayette şöyle buyuruyor. Ve yed'ul insani bi şerri duâhu bil hayr. İnsan hayra dua eder gibi şerre dua eder. Yani iyiliği ister gibi sanki bazen Allah'tan belasını ister. Ve kim ne isterse de neticede buluyor. Arayan Mevlasını da buluyor, belasını da buluyor. Bu beddua mesela şu örnek olabilir, kötü bir şey istemek. Diyelim bir annenin çocuğu uygunsuz bir hareketi oldu. Anne ona kızıyor ve o anda bedduayı basıyor. Allah canını alsın diyor. O anda gerçekten ölüm meleği böyle gelse, anneye görülse, alayım mı çocuğunun canını dese, anne buna herhalde taraftar olmayacaktır. Onun canını bırak, benim canımı al diyecektir. Ama ağzından bu çıkıyor. Dili güzel şeylere alıştırmak lazım. Bu gibi durumlarda beddua etmek yerine Allah'ım onun hayrını ver. Allah'ım onu ıslah et. Bu anlamda dualar yapılabilir. Öte yandan Kur'an'a muhatap olan bazı müşrikler şöyle dua etmişler. Malum müşrik Allah'ı kabulle beraber Allah'a ortak koşan anlamında. Bunlar putları Allah'a aracı olarak görüyorlar. İşte şu şekilde dua etmişler. Allah'ım eğer bu Kur'an senin katından hak bir kitapsa bizim başımıza gökten taş yağdır. Çok ters bir mantık. Yani şöyle demeleri herhalde uygun düşerdi. Allah'ım eğer bu Kur'an senin katından hak bir kitapsa bizi ona tabi olanlardan eyle. Bizi onu anlayanlardan eyle. Böyle dua etmeleri gerekirdi. Ama bunlar dua değil de kendilerinin başlarına gökten taş yağmasını istiyorlar. Bu meselenin bir yönü. Bir başka yönüyle Kur'an-ı Kerim'i okuyanlar, Peygamberimizin hadislerini okuyanlar zaman zaman peygamberlerin de beddua ettiğini göreceklerdir. Mesela Hazreti Nuh kavmi içinde tufana kadar 950 sene Allah'ın dinini anlatmış. Ama kavmi bir türlü kabul etmiyor. Ve tufan olduğunda Hazreti Nuh ancak bir gemi dolusu insanla kurtuluyor. Hatta geminin tamamı insanlardan meydana gelmiş değil. O gemide işlerine yarayacak olan hayvanlardan da birer çift var. Demek ki çok az sayıda insan Hazreti Nuh'a iman etmiş. 950 sene az bir zaman dilimi değil. Bir insan 60-70 yıl yaşadığında koca bir ömür diyoruz. Herhalde eski insanların ömürleri daha fazlaydı. Ve Hazreti Nuh Aleyhisselam 950 sene kavmi içinde Allah'ın dinini anlatıyor. Ama onlar kabul etmeyince artık beddua durumuna mecbur kalıyor ve onlar hakkında bedduada bulunuyor. Kur'an-ı Kerim'in sonlarında Nuh suresi var. Bu sureyi okuduğumuzda bu surede Hazreti Nuh'un macerasının ana hatları ifade edilmiştir. Ve Hazreti Nuh Cenab-ı Hakk'a yalvarıyor. Ya Rabbi diyor, ben gece demedim, gündüz demedim. Her türlü metotlarla kavmime senin dinini anlattım. Açıktan da anlattım, gizliden de anlattım. Ama ben onlara ne kadar anlatmışsam benim anlatmalarım onları daha da benden uzaklaştırdı. Ya Rabbi diyor, sen de onların dalaletini artır. Ve son kısmında da duasının son kısmında şunu söylüyor. Ya Rabbi diyor, o kafirlerden bir tekini bile sağ koma. Çünkü diyor, onlar hayatta kalacak olurlarsa dünyaya gelen çocuklar da yine onlar gibi kafir olurlar. Ve Allahu Teala Hazreti Nuh'un duasını kabul ediyor, bedduasını kabul ediyor ve o kavmi sularla helak ediyor. İşte gökten bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyor, yerden sular fışkırıyor ve neticede sadece ve sadece Nuh'un gemisine binenler kurtuluyor, diğerleri helak olup gidiyorlar. Demek ki bir peygamber beddua da yapabiliyor. Normal şartlarda bir peygamber beddua yapmaz. Kavminin
iyiliğini ister, kavminin salahını ister ama mecbur kaldığında da başka bir yol artık kalmamışsa bu noktada beddua yapmaktan da çekinmez. Ve Kur'an-ı Kerim'de buna örnek olarak verebileceğimiz bir başka peygamber Hazreti Musa. Hazreti Musa hem Firavun ve etrafındaki adamlara hem de kendi milletinden olan İsrailoğullarına peygamber olarak gönderilmiş. Firavun ve etrafındakiler genelde zalim insanlar. Hazreti Musa'yı kabul etmek istemiyorlar. Hazreti Musa'nın onlarla epey bir mücadelesi var. Kur'an-ı Kerim'de en fazla tekrarlanan kıssa Hazreti Musa'nın kıssasıdır ve onun hayatı mücadelelerle doludur. İşte o mücadele esnasında artık Hazreti Musa herhalde yorulmuş ki Firavun ve etrafındaki kimseler hakkında Cenab-ı Hak'tan şöyle talebi oluyor ve diyor ki: "Vakale Musa Rabbena inneke ateyte Firavuna ve meleahu zineten ve emvalen fil hayatid dünya." Ya Rabbi, sen Firavun ve etrafındakilere dünya hayatında bir süs ve mallar verdin. Yani şaşalı bir hayatları var ve çok malları var. Rabbena li yudillu an sebilik. Allah'ım bunları, onlar insanları senin yolundan saptırsın diye mi verdin? Rabben atmis ala emvalihim. Ya Rabbi onların mallarını ortadan kaldır. Veştüt ala gulubihim. Onların kalplerini sık. Fela yu'minu hatta yaravul azabel elim. Onlar elim bir azabı görmedikçe iman etmeyecekler. Burada Hazreti Musa'nın Firavun ve etrafındaki adamları için beddua yaptığını görüyoruz. Ve Hazreti Musa şu kanaatta: onlar can yakıcı bir azabı görmedikten sonra iman etmezler.